Evet sevgili dostlar, kıymetli takipçiler, değerli arkadaşlar, sponsorlarımızın da katkılarıyla ve sizlerin de destekleriyle hazırlanan ve sizlerin beğenisine sunulan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konu dışı iki tane haberle başlayacağım. Bizimle alakası olmayan bir haber. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu 24 milyon lira yani 24 milyon TL istemiş ve bu rakam verilmediği takdirde sözleşme imzalamayacağım demiş. Beşiktaş yönetimi rahatsızmış bu tutumdan dolayı ama Valerian İsmail yönetime Ersin kalsın diye baskı yapıyormuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ortada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa durdurulamaz diye bir yaygara koparıyorlar. Sakın bu yaygaraya izin vermeyin. Yani amaçları şu: Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa kimse durduramaz artık, Fenerbahçe açık ara şampiyon olur diyerek, hani ya bu maçı da var kaybetsin de lige heyecan gelsin niyetindeler. Sakın buna izin vermeyin. Ben şunu söyleyeyim: Fenerbahçe bu maçı kazanırsa, ki inşallah kazanır, Beşiktaş'ta iç karışıklıklar başlar ve her şey değişir. Bu arada arkadaşlar, merak ediyorsunuzdur belki mikrofonu. Şöyle bir mikrofon arkadaşlar. Yani böyle bilgisayarın ucuna koyduğum zaman belki şu tarafını gördükten sonra bazı arkadaşlar şey diyordu, orada ne var gibisinden. Aykut'cuma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Aykut Coşkun, sağ olsun, var olsun. Yani desteğini esirgemiyor, katkısını esirgemiyor. Kanalımız için her türlü fedakarlığa hazır ve nazır. Allah razı olsun. İkinci konu dışı haber. Bakın, bu haber bizimle hiçbir alakası olmayan bir haber ama %100 bizimle alakası olan bir haber. Hocam o nasıl oluyor da Trabzonspor? Ha hocam, Trabzonspor, verin bize Trabzon. Yok, alakası yok bak şimdi. Trabzonspor Norveç'te orta saha oyuncusu Anders Trøndelag'ın sözleşmesinin feshedildiğini kapa bildirmiş. E bize ne? Hocam Trøndelag'ın bizi Verón mu diyeceğiz? Yok, alakası yok. Bak bekleyin sabırla. Trøndelag'a 11 taksit halinde 1 milyon 250 bin euro fesih tazminatı ödenecekmiş. Hocam kapa mı başvuralım? Çasa mı başvuralım? Ne yapalım? La bir durun. Trabzonspor forması ve 2 sezonda toplam 14 maç 734 dakika sahada kalmış. Ve Trøndelag gol ya da asist yapamamış. Hocam bizimle alakası ne? Sen onu söyle. Arkadaşlar 2020'de 4 yıllık imza atıyor. Bakın 4 yıllık imza atıyor. 800 bin euro artı 850 bin euro toplamda 1 milyon 650 bin euro da maaş alıyor 2 yılda. 950 bin euro da bonservis bedeline verildi. Yani şu ana kadar tazminat hariç 2 milyon 600 bin euro zaten almış. 1 milyon 250 bin euro da fesih tazminatıyla toplam 3 milyon 850 bin euro yapıyor arkadaşlar. Yani Trabzonspor oynatmadığı bir futbolcudan 3 milyon 850 bin euro zarar etmiş durumda. Medya konuşuyor mu? Hayır. İşte Trabzon'un paraları boşa gidiyor falan diyorlar mı? Hayır. Hayır, hiç kimse konuşmuyor. Ya söz konusu Fenerbahçe olunca şu gitti, şu boşuna para verildi, şu şöyle böyle falan. Ya bırakın arkadaşlar. Bak, Abdullah Avcı yönetiminde kaçıncı mahvolan futbolcu? Hüseyin Türkmen diye bir oyuncu vardı. Geçen sezon işte 50 milyon euroya falan satılacak deniliyordu. Transfermarkt değerine bir bakar mısınız? Kaça düşmüş? Ya ne oldu? Bu çocuk geçen sene 50 milyon euroya satılıyordu. Bu sene ne oldu? Ya bunun gibi kaç tane futbolcu? Koyta, Moyta, bir bakın arkadaşlar. Flavio falan, bir sürü futbolcu var Trabzonspor'un transfer ettiği ama çöp olan, zarar edilen bir sürü futbolcu var. Hiçbir buruma kadar konuşulmuyor. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi bizimle bağlantısını anladınız mı? Anladınız. O zaman devam edelim. Miguel Crespo, Avrupa liglerinde rakip yarı sahada en çok top kazanan oyuncu. Bakın, rakip yarı sahada en çok top kazanan oyuncu. Burada enteresan bir şey söyleyeceğim size. Ortalama 4.24. Rakip yarı sahada 4.24 top kapma. Ne demek biliyor musun? Yani ortalama her maçta rakip topla çıkarken 5 kere top çalıp
Hani birdenbire oraya duvar örüp topun birdenbire rakip kaleye tekrar gitmesini sağlıyor. Ben 5 tane atak başlangıcı gibi düşünün. Bu bir. İkincisi Paolo Estrella. İkinci isim. Portimonense'den. Estrella bizim transfer scoutlarımızın listesindeydi. Üçüncü isim kim biliyor musunuz? Salih Özcan. 3.52. Bu arkadaşı alın dedim geçen sene, yalvardım, aman dedim, bak kapın sözleşmesi de bitiyor, şey yapıyor, bak boşa çıkıyor ya, etme. Ha gerçi biz alsak belki olmazdı. Üçüncü, dördüncü isim Baptiste Santamaria, Rennes'den. Bu da bizi alakadar ediyor. Allah'tan sakatlığı vardı, bize karşı oynamadı, oynamayacaktı inşallah. Bir de Charles Van Hout, Churchill Bülüş diyor. Muhtemelen sezon sonunda talip oluruz. İkinci isim İsmail Yüksek. İsmail Yüksek de Süper Lig'in ilk 7 haftasında bir maçta en yüksek hıza ulaşan oyuncu olmuş. 35,1 kilometre saatte. Yani düşün, elektrikli şey gibi. İkinci isim kim biliyor musunuz? O da sürpriz. Joshua King. 35,07. Bakın arkadaşlar, King'i anlatırken bazı scout tayfa ukala ukala, yavaş futbolcu, hantal futbolcu diyordu. Hatta King'i bilmeyen birçok kişi de aynısını söylüyordu. Bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten birçok kişi de aynısını söylüyordu. Şimdi ya sprint hızına bakın arkadaş, 35,07 kaldı ki bunu maçlarda çok yapıyor. Üçüncü isim de Valentin George diyor, 34,99. Hangi takımda olduğu şu an tam aklıma gelmedi ama Ümraniye diye hatırlıyorum Valentin George'u. Ya bakın arkadaşlar, yani Onyekuru size göre Süper Lig'in en hızlı ismi. İşte Enkodu en hızlı isimlerinden bir tanesi. Bakın listeye bakın. Ve Ümraniye maçında, ilk hafta maçında attığı sprint ilk 7 haftada bu rakamı geçen olmamış. Fenerbahçe'de çok ama çok ciddi isimler var. Mesela bu isimlerden bir tanesi Ferdi Kadıoğlu, diğeri Osayi Samuel. Ferdi ve Osayi için Napoli geliyor diyor. Şimdi bu haber de şey, promosyon değil, neydi, provokatif haber. Bakın Fenerbahçe yine birilerini işte Napoli'ye satacak da para kazanacak haberi. Ya yıllardır bak Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu arkadaşlara anlatamadım. Anlatmak için yani çok yoruluyorum ama yorulduğumla kalıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, Salah işte, Kimmich'i satmamızın sebebi işte şu performansı. Vedat'ı satmamız işte İngiltere'de Wembley'de yaptığı. Atilla Salahin'in scout'ı genelde İngiltere milli takımına karşı yaptığı ettiğim. Yok, anlamıyorlar. Şimdi Napoli, ben size bir şey söyleyeyim. Napoli Fenerbahçe'den futbolcular aldı. Elif Elmas, Kimminji. Bir takımdan iki futbolcu aldı, ikisi de tuttu. Misal veriyorum, bak misal veriyorum. Crespo'yu aldığımız takım. Bugün desem ki Crespo'yu aldığımız takımdan forvet alacağız. Al hocam. Al al, oradakiler işe yarar dersiniz. Demez misiniz? Arkadaşlar, Apoel Limassol kulübünden, hani Atilla Salah'ı aldığımız kulüpten bir tane orta saha bakıyoruz. Alalım mı? 22 yaşında. Hani Bulgaristan milli takımında oynuyormuş. Al hocam. Kafadan atıyorum. Tamamen kafadan atıyorum. Tamamen sallıyorum. Niye? Sana 2 milyon euro, 3 milyon euro çıtır çerez parası. Ha, Napoli için de 17 milyon euro, 18 milyon euro çıtır çerez parası. Çünkü 17'yi 18 alıp belki 60'a satacak. Ya Elif Elmas ya 35'i 40'ı gördü, vicdansızlar. 60'ı gördü. Milan 60 teklif etti. 52 teklif etti. 60 isteriz dediler. Neyse, aynı Napoli Ferdi ve Osayi için geliyor haberi var. Şimdi Napoli kulübü Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam edecek diyor haberde. Biliyorsunuz Kimmich'i 18 milyon 50 bin euroya aldı. Ama burada artı paramız var arkadaşlar. Bilginiz olsun yani, sadece burada değil. Artı bizim aldığımız bir para daha var. Küçük bir meblağ. Aynı Napoli bu kez Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi Semih için de takipteymiş. Ben şunu söyleyeyim. Bak, Osayi Samuel'i benim kadar yere göğe sığdıramayan yoktur. Osayi Samuel'i herkes orta sahada şurada burada oynatırken dedim ki aman etmeyin, eylemeyin, bundan Türkiye'nin en iyi sağ beki olur. Biz bunu deli paralara satarız. Etmeyin, eylemeyin. Alın, edin. Sağ bekte oynatın. Çok şükür bunda da yanılmayan kişi benim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Osayi Samuel 15, 16, 17, 18 daha üstü bir teklif gelirse
sonraki satıştan pay karşılığında satın. Satın. Devre arası satın. Yazın satın. Bak 15-16. Ama hocam sen ne diyordun? Savunmadaki vasıflarını geliştirdi. Açıklarını kapattı diyordun. Evet, savunma vasıflarını geliştirdi. Kademeyi arttırdı. Savunmaya yönelik hareketlerini arttırdı. Ancak ofans vasıfları gelişmiyor. Gelişmiyor. Zaten ofans vasıfları geliştiği anda 40 artı milyon euro. Düşünsene son çizgiye inip asist yapabilen Osayi Samuel 40'a satarsın Arnold diye. Liverpool'a satarsın. Manchester City'ye satarsın. Real Madrid'e satarsın. Son topları düzgün kullanan Osayi'den bahsediyorum. Ama benim gördüğüm, gözlemlediğim gelişmiyor. O yüzden parayı bulduğumuz anda sat gitsin. Şimdi İtalyan ekibinin yetkilileri pazar günü oynayacak Beşiktaş derbisini izleyeceklermiş ve oyuncuları yerinde takip edeceklermiş. Ve devre arasında hamle yapmaları bekleniyormuş. Bilginiz olsun, Ferdi 22 yaşında, Osayi 24 yaşında arkadaşlar. Yani her iki futbolcu da 29 yaşında değiller. Yani birçoğunuz belki atlıyorsunuz. Ferdi 6 lig maçının tamamında görev yaptı. 1 asist. Avrupa'da 5 maçta forma giydi. İyi de hocam, Ferdi merdi diyoruz ama al gol yok, asist yok. Arkadaşlar işte her şey gol asist değil. Avrupalı buna bakmıyor. Osayi 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi. 4'ü Avrupa olmak üzere 10 müsabakaya çıktı. Gol ya da asist yok. Anladınız mı şimdi benim niye satın dediğimi? Hocam hani çok önemli değildi. Arkadaşlar Ferdi için önemli değil. Ferdi ters ayaklı, ters kanatta oynuyor. Ama Osayi kendi ayağıyla kendi kanadında oynuyor. Ha şu bir gerçek. Durdurmak mı önemli, vurmak mı önemli? Bence Süper Lig'de önce durdurmak önemli, sonra vurmak önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Rakipten gol yemediğimiz her maçta gol atabiliriz. Gol atabiliriz. Gol atma ihtimalimiz yüksek. Rakibi durdurduğun her maçta atağa daha rahat çıkabilirsin. Daha rahat pozisyona girebilirsin. Haksızsam haksızsın deyin arkadaşlar. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin havuz meselesine. Arkadaşlar şu bir gerçek. Yayıncı kuruluş maalesef bize kötü davranıyor. Fenerbahçe taraftarına kötü davranıyor. Açıkça söyleyeyim, kötü davranıyor. Yani bir açık yapsalar da üstlerine düşsek diye uğraşıyor. Muhtemelen üst kademesi, yönetim kademesi, hani üst kademe derken sahibinden bahsetmiyorum. Türkiye'deki görevli personelleri muhtemelen Fenerbahçe düşmanı. Bu da onlara sirayet ediyor. Ancak konunun bununla alakası yok. Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, Barcelona'nın yayın haklarını 25 yıl süreyle 200 milyon euroya satın alan Amerika Birleşik Devletleri firması, şirketi Sixth Street, yani 6. cadde. Lan Galatasaraylılar mı acaba? Sarı kırmızı mı renkler acaba? 6. cadde fark etmez artık. 6 sokak, 6S. Lan kısaltması da 6S o yapıyor gerçi. Bu şirkette temas kurmuş Ali Koç. Demiş ki işte satışa dahil olan kalemler neler? Hani benzer anlaşma yapılır mı? Fenerbahçe kasasına girecek rakam nedir? Bunları araştırmış. Bak, Fotospor'un özel haberi. Benim değil. Ve bu anlaşmanın ayaklarından biri olan K Capital'le de temas kurulmuş. Ortak çalışma teklif edilmiş. Fenerbahçe'nin hedefi elindeki markanın değerini arttırmak. Ali Koç'un hedefi iyi bir anlaşma bulması durumunda Fenerbahçe'yi havuzdan çıkarmak. Muhtemelen birkaç dangalak başlıktan dem vurup laf sokmaya çalışacaktır. O arkadaşlara anlatırsınız. Gerizekalı konumuna düşmemeleri için anlatırsınız. Bakın, yani Fenerbahçe Ali Koç'un hedefi eğer gerçekleşirse havuzdan çıkma düşüncesi var. Ve 2023-24 sezonu sonunda BN Sports'ta anlaşma bitecek. Ve bu anlaşma biteceği için takımların kendi maçlarını yayınlama hakkını almaları bekleniyor. Hayır, hayır, hayır. Ben size olayın dürüstlüğünü anlatayım. Hani BN Sports bana karşı biraz kötü davransa da canları sağ olsun. Ben BN Sports yöneticilerinden bazılarını tanıdığım için sıkıntı yok benim açımdan. Ama ben şunu söyleyeyim.
Fenerbahçe'nin yayın havuzdan çıkmak gibi bir düşüncesi yok. Yok. Ama eğer Fenerbahçe'nin önü kesilecekse, eğer Fenerbahçe'ye zulümler devam edecekse %1 milyon olarak yayından çıkmanın her türlü yolunu, formülünü arayacak. Bu bir. İki, diyelim ki lige adalet geldi, adil maçlar yönetiliyor, kimsenin hakkı yenilmiyor, yayıncı kuruluş Fenerbahçe pozisyonlarını işte dürbünle göstermek yerine adaletli bir şekilde, hani Galatasaray'ın Beşiktaş'ınkini nasıl gösteriyorsa Fenerbahçe'ninkini de öyle gösteriyor diyelim. Ha, Fenerbahçe bu firmayla BN Sports'a ek olarak anlaşma sağlayacak. Yani nasıl yani hocam? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Birkaç sene önce Premier Lig haklarını kim aldı? S-Sport aldı. Hocam S-Sport diye okunur. Ay lanet gelsin sizin okunuşunuza da, yazılışınıza da. Yani kafaya bu kadar saçma şeyleri takıp da, yani popülizm yapmanıza da lanet gelsin. O derece artık sinir oluyorum bazı arkadaşlar. Onun okunuşu şöyle, onun okunuşu böyle. Ya bırakın arkadaş, biz esprisindeyiz. Ben bilmiyor muyum S-Sport diye okumayı? S-Sport. Şimdi S-Sport aldı bu yayın ihalesini. S-Sport'u BN Sports anlaştı. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. S-Sport yayınlama karşılığında işte 1 milyon euro verdi. Misal. BN Sports'a dedi ki S-Sports'a, gel benim platformumda yayınla, 1 milyon euro da benden sana para. Hocam bu mantığa göre S-Sport 0'a 0. Hiç para kazanmadı. Reklam. Orada yayınlanacak bütün reklamlar S-Sports'un bünyesine gitti bir. Şimdi siz reklamı çok hafife alıyorsunuz. Günde 10 defa tekrarlı 10 saniyelik reklamlar 1 milyon TL'nin çok çok üstünde satılıyor. Mesela 10 saniyelik bir reklam günde 10 defa tekrarlanacaksa bu bazen 10 milyon TL de yapıyor. Bilginiz olsun. Bugün 10 milyon TL'ye sadece bir reklam ya da 1 milyon TL diyelim 100 tane reklam alıyor diyelim. Günde 100 milyon TL'den hesaplayın. Arkadaşlar reklam hiç de az değil. Hiç de azımsanacak bir şey değil. Ha, çeşitli maliyetleri falan filan var. İşte aynen böyle. BN Sports anlaşmasının yurt dışı ayağı, ne bileyim sosyal medya yayın hakları, ne bileyim başka haklarını devreder. BN Sports Fenerbahçe arasında hiç, yani BN Sports atıyorum 100 milyon euroya anlaşıldı. 10 milyon eurosu BN Sports'a kalır, 90'ı Fenerbahçe'ye kalır. Bu neyi getirir? Bu da Fenerbahçe lehine adaleti getirir. Adaletli görüntülemeyi getirir. Bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi düşünce var. Ama bu şekilde. Yani üst kullanım hakkı ya da yan kullanım hakkı, başka platformlar kullanım hakkı olarak bu düşünce var. Ama ben kesin olarak olacak olmayacak diyemem. Düşünce var. Uzun süredir de araştırılıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Görüşmek üzere dostlar.